Gökte herkesin bir yıldızı olduğu doğruysa, benimki çok uzakta. Karanlık ve pek önemsiz bir şey olmalıdır. Belki de benim hiç yıldızım yok, diyor Sadık Hidayet. Biliyorsunuz Sadık Hidayet İranlı. Ama bu söylediği şey benim yaşadığım yerde de, hani izlediğim filmlere göre yaşadığım ülkenin çeşitli bölgelerinde veya dünyanın farklı yerlerinde de benzer inanışlar var. Hani neredeyse evrensel bir inanıştır bu. Gökte herkesin bir yıldızı olduğu inanışı. Bir yıldız kaydığı zaman biri öldü deriz. Biri daha bu dünyadan göç etti deriz. Oysa o kayan şeyin yıldız olmadığı bilinen bir şey. Yıldızların ölmeleri öyle bir anlık, birkaç yıllık süreçler değildir. Yüz binlerce, milyonlarca yıl süren yaşamları vardır. Mesela kutup yıldızı neden hiç kaymıyor? Ya da kutup yıldızı eğer birine aitse, o şahıs bugüne kadar çoktan ölmüştür. Çünkü kutup yıldızının varlığı dünya üzerindeki bir insanın maksimum yaşam süresinden daha fazla zamandır bilinmekte. Gerçi şu da var, uzayda bir sürü yıldız var ya, dünyada 8 milyar insan var takriben. Ama uzayda daha fazla, trilyonlarca yıldız var. Muhtemelen onlar daha doğmamış veya doğacak insanları bekliyorlardır. İşte kutup yıldızı da muhtemelen kim bilir ne zaman doğacak bir insanı bekliyordur. Böyle derseniz iyi kötü bir şeyler çağrıştırır. Ama ben şahsen bana ait bir yıldızın olmasını istemem. Çünkü bana ait şeyler bende kaygı yaratıyor. Mesela arabam olsaydı sürekli derdim ki ya çocuklar acaba çizmiş midir? Aman orada top oynuyorlar, arabama zarar verebilirler. Hırsızlar kapılarını kırıp içindekileri çalabilirler, camını kırabilirler. 3 yıl önce 3000 liram birikmişti bankada. Nereye gitsem aklımdan çıkmıyordu. ATM'ye kartımı taktığımda birilerinin kartımı kopyalayabileceği korkusu içime düşüyordu. Gelen e-postalara bakmaktan çekiniyordum. İşte ya virüs varsa, o virüs bilgilerimi ele geçirirse, o bilgilerle bankama erişirlerse, ya darbe olursa, yönetim değişirse, devlet paralara, bankalara el koyarsa. Ya kardeşim, mal mülk insanı bozar. Bir yıldızımız olduğu kibrine kapılırsak kimse bizi tutamaz. Kaldı ki bende ses ve görüntü takıntısı olduğu için giderim en iyi teleskopları almaya çalışırım. Yıldızımı görmek için, kontrol etmek için. Çünkü yıldız öyle yakın dediğimiz bir yerde değildi ki. Yakın diyebileceğimiz, gözle görebileceğimiz bir mesafede değil ki. En az bir teleskop gerekir. İşin yok, git internette şurada burada teleskop ara. O da sana dünyanın parası olsun. Sonra alayım yıldızımı, her gün her gece kontrol edeyim. Acaba bir zarar gelmiş mi? Acaba bir yeri çizilmiş mi? Ya bu nasıl bir egodur ya? Ya bu nasıl bir ben merkeziyetçiliktir? Aslında özellikle dinler, semavi veya doğal dinler, insanı bir nevi yeryüzünün halifesi gibi görürler. Yani sanki evren, dünya, tabiat, her şey insan için yaratılmıştır dinlere göre. Böyle olunca da insan çevresindeki her şeyi, her şeyin varlık nedenini kendine bağlıyor. Ben varsam sen varsın, ben yoksam senin hiçbir anlamın yok. Güzelliğin 10 para etmez bu bendeki aşk olmasa. Ya geçin bunları. Dinlerin bize dayadığı bu görüş aslında Rönesans'la daha sistematik bir hale getirilmiştir. Ki Rönesans'ın temeli hümanizmdir. Hümanizm nedir? İnsancılık, insanı sevme, insana güvenme, insanı bilme. Ama hümanizm de iflas etti. 20. yüzyılın başında hümanizm bitti. Biz hala gökte bir kıvılcım gördüğümüzde bir kişi daha öldü diyoruz. Bence bu anlamda en doğru felsefe ya da en doğru felsefelerden biri stoacılıktır. Ki stoacılık mutlu olmak için doğaya uygun yaşamak gerektiği fikrini işler. Fakat biz her fırsatta doğayı bertaraf etmeye, ona hükmetmeye çalışıyoruz. Bunu neyle yapıyoruz? Tabii ki teknolojiyle. Teknoloji aslında insanların doğaya alternatif, doğanın yerine ikame etmeye çalıştıkları bir doğadır.
teknik bir doğadır. İnsan ürünü bir doğadır. Tabiatta uçamıyoruz ama teknolojide uçabiliyoruz. Tabiatta uzak mesafelerde konuşamıyoruz ama teknolojide konuşabiliyoruz. Tabiatta yüksekçe bir yere çıkabilmek için ter döküyoruz ama teknolojide asansörler vasıtasıyla birkaç saniyede yükseklere erişebiliyoruz. Tabiatta serinlemek için gölgeyi kullanırız. Hafifçe esen rüzgarlardan istifade ederken teknolojide işte klimalar var, vantilatörler var. Peki bunların sonucunda geldiğimiz nokta bizi mutlu ediyor mu, bizi tatmin ediyor mu? Açıkçası bundan çok da emin değiliz. Çünkü insanlar hala yalnızlıktan şikayet ediyorlar, sevgili bulamamaktan şikayet ediyorlar, kimsenin onları anlamadığından şikayet ediyorlar, intihar ediyorlar, parası şusu busu olduğu halde yetmeyip dine ya da bir felsefeye bağlanıyorlar, bir uzak doğu felsefesine. Tamamen doğaya uygun yaşasaydık böyle büyük toplumlar oluşturamazdık açıkçası. Aslında temel problem İnsanın kendisinde. Çünkü insan ne tamamen doğaya uygun yaşayabilir ne de tamamen doğadan bağımsız. İşte bu dengeyi kuramadığımız için bocalıyoruz. Bu bocalama ne kadar sürer açıkçası bunu kimse kestiremez.